Dünya yalnızca yaşamın ortaya çıkışıyla değil, aynı zamanda defalarca yok oluşla da şekillenmiş bir gezegendir. Yaklaşık 4,5 milyar yıllık tarihinde Dünya 5 büyük kitlesel yok oluşa sahne olmuştur. Bu yok oluşlar, türlerin çok büyük bir bölümünün jeolojik açıdan kısa sayılabilecek sürelerde yeryüzünden silinmesine neden olmuştur. Bilim insanları bu yok oluşları inceleyerek geçmişin sırlarını çözmeye ve günümüzde yaşanan çevresel krizlerin ne kadar ciddi olduğunu anlamaya çalışıyor. Gelin şimdi dünyanın yaşam tarihinde iz bırakmış bu 5 büyük yok oluşa yakından bakalım. Yaklaşık 444 milyon yıl önce gerçekleşen Ordovisyen-Silüriyen yok oluşu. Bu yok oluş, dünya tarihinde kaydedilen ilk büyük kitlesel yok oluştur. Dönemin sonunda gezegendeki tüm türlerin yaklaşık %85'i yok oldu. Bu yok oluş özellikle deniz canlılarını etkiledi çünkü kara henüz canlı yaşama açısından çok sınırlıydı. O dönemde yaşam neredeyse tamamen okyanuslardaydı. Trilobitler, brachiopodlar ve mercan benzeri organizmalar baskın türlerdi. Dünyanın iklimi daha önce sıcak ve nemliyken Gondwana süper kıtasının güney kutbuna doğru hareketiyle birlikte dramatik biçimde soğumaya başladı. Bu soğuma kutup buzullarının oluşmasına ve deniz seviyesinin düşmesine neden oldu. Sonuç olarak kıyı ekosistemlerinde yaşayan birçok canlı türü yaşam alanlarını kaybetti. İkinci kitlesel yok oluş ise yaklaşık 372 ila 359 milyon yıl önce gerçekleşti. Geç Devoniyen yok oluşu. Bu yok oluş birdenbire değil, yaklaşık 20 milyon yıl süren kademeli bir süreç olarak gerçekleşti. Türlerin yaklaşık %75'i ortadan kayboldu. Özellikle resif oluşturan deniz organizmaları ciddi şekilde etkilendi. Devoniyen dönemi balıkların çağı olarak bilinir. Zırhlı balıklar, çenesiz türler ve erken tetrapodlar bu dönemde yaygındı. Bitkiler ilk defa karaya yayılmış, ormanlar oluşmaya başlamıştı. Ancak bu bitkisel gelişme topraktaki besin dengesini değiştirdi ve bu da okyanuslarda aşırı besin birikmesine neden oldu. Sonuçta okyanuslarda oksijen seviyesi dramatik şekilde düştü. Bu anoksik koşullar özellikle deniz yaşamı için ölümcüldü. Aynı zamanda iklim dalgalanmaları ve olası asteroid çarpmaları da bu yok oluşta rol oynamış olabilir. Bilinen üçüncü yok oluş ise yaklaşık 252 milyon yıl önce gerçekleşti. Permiyen-Trias yok oluşu. Permiyen dönemi sonunda yaşanan bu yok oluş, büyük ölüm olarak da bilinir. Çünkü şimdiye kadar yaşanan en büyük kitlesel yok oluştur. Deniz türlerinin yaklaşık %96'sı, kara omurgalılarının ise %70'i yok oldu. Ekosistemler neredeyse tamamen çöktü. Permiyen döneminde hem denizlerde hem karada oldukça çeşitli bir yaşam vardı. Denizlerde ammonitler, brachiopodlar ve mercanlar, karada ise erken sürüngenler, amfibiler ve ilkel memeli benzeri hayvanlar hakimdi. Dönem sonunda Sibirya'da gerçekleşen devasa volkanik patlamalar, atmosfere büyük miktarda karbondioksit salınımına neden oldu. Bu durum, küresel sıcaklığın artmasına ve okyanusların asidik hale gelmesine neden oldu. Oksijen seviyesi düştü, iklim kuraklaştı ve hem karasal hem de denizel yaşam büyük ölçüde etkilendi. Dördüncü yok oluş ise yaklaşık 201 milyon yıl önce gerçekleşen Trias-Jura yok oluşudur. Bu yok oluş, türlerin yaklaşık %70 ila 75'inin ortadan kalkmasına yol açtı. Trias dönemi boyunca karada ilkel dinozorlar ve memeli benzeri canlılar, denizde ise amonitler ve diğer deniz sürüngenleri yaşıyordu. Bu yok oluşun en önemli nedenlerinden biri, Atlantik Okyanusu'nun açılmasına neden olan büyük kıtasal ayrılmalar sırasında meydana gelen volkanik aktivitelerdi. Bu patlamalar, büyük miktarda sera gazı salınımına neden olarak küresel iklimi hızla değiştirdi. Karasal türlerin önemli bir kısmı yok oldu. Bu olayın ardından dinozorlar, Jura döneminde ekosistemin baskın türleri haline geldi. Ve sırada birçoğumuzun hakkında fikir sahibi olduğu ve 66 milyon yıl önce gerçekleşen Kretase-Paleojen yok oluşu var.
en çok bilinen kitlesel yok oluştur. Çünkü dinozorlar da bu olayla birlikte yeryüzünden silindi. Bu yok oluşta tüm türlerin yaklaşık %75'i yok oldu. Dönem boyunca dinozorlar karasal ekosistemlerin hakimiydi. Uçan sürüngenler, dev deniz sürüngenleri ve çiçekli bitkiler yaygındı. Yaklaşık 10 kilometre çapındaki bir asteroid, günümüz Meksika'sında Yucatan Yarımadası'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle atmosfere milyarlarca ton toz ve sülfür salındı. Güneş ışığı engellendi, fotosentez durdu, küresel iklim dramatik biçimde değişti. Dinozorlar başta olmak üzere birçok canlı türü hayatta kalamadı. Bu yok oluş, memelilerin yükselişine ve insanların evrimsel atalarının sahneye çıkmasına zemin hazırladı. Bu beş yok oluş geçmişte kaldı. Bir sonrakinin ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz, fakat aksi görüşte olanlar da var. Pek çok bilim insanı şu anda 6. büyük kitlesel yok oluşun içinde olduğumuzu düşünüyor. Ancak bu kez neden doğal değil, insan faaliyetleri. Habitat kaybı, iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avlanma ve istilacı türlerin yayılması gibi insan kaynaklı etkiler, canlı türlerinin yok oluş hızını doğal oranların 100 katı üzerine çıkardı. Son yüzyılda 400'den fazla omurgalı türü tamamen yok oldu. Bugün biyolojik çeşitlilik hızla azalıyor ve bu gidiş durdurulmazsa bu 6. yok oluş geçmiştekiler kadar yıkıcı olabilir. Dünya defalarca yeniden başlamış bir gezegen. Ama bu kez sorumluluk bizde. Geçmişi anlayarak geleceği korumak mümkün. Gerçek bilimi ve evrenin şaşırtıcı sırlarını öğrenmek için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.